Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba, ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Ekim ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye'nin Ekim ayı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre %7.4 artarken ithalat %0.6 arttı. Dış ticaret açığı ise önceki yılın aynı ayına göre %17.5 azalarak 6 milyar 519 milyon dolara geriledi. Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması hakkında kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim Kurulu fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde gündeme gelen düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya 6 Şubat depreminden etkilenen illerden başlanacak. Bankalar hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilen azami EFT ve FES tarifi %50 fazlası kadar ücret alabiliyorlardı. Merkez Bankası bu tarife ücretlerinin alınmasına dair uygulamayı kaldırdı. 1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemelerle saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT ve FES işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak. Son günlerde sosyal medyada çokça rastladığımız akran zorbalığı konusu MEB'in gündemine de girdi. MEB, okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında siber zorbalık ve akran zorbalığıyla mücadeleyi öğrencilere ders olarak verecek. Dersin müfredatıyla öğrencilere toplumsal sorunlara karşılık farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Ek motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi için ödeme süresi yarın sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık %3,5 gecikme faizi ödeyecek. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.